Dostlarım merhabalar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Şimdi amblemlerimiz değişmiş. Hemen sizlere amblemlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi burada hepsini zaten görüyorsunuz. 3 tane çeşidimiz var. Şimdi ben sadece Moskova için bahsedeceğim. Diğer ADC'ler için istiyorsanız onun için ekstra bir video daha çekebilirim. Ben sadece Moskova için bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi bu ne diyor? Uyarlanabilir saldırı. Ek sistem ne diyor? Max HP kazandırır. Uyarlanabilir penetrasyon. Bunun ne olduğunu hala bilmiyorum. İşte %5 bekleme süresi, fiziksel savunma, hareket hızı falan filan, kritik hasar. Şimdi ben Moskova ne yapıyorum abi? Saldırı hızı buldu yapıyorum. Kritika falan işim yok. Hemen çat verdin. %10 saldırı hızı. Hemen ikinciye geldin. Ne diyor? İşte minyon kesmek HP yenilir. Orman kesme hızını arttırır. Bunlar bizim işimize yaramıyor. Can azalınca savunma artar. Ekipman fiyatı düşürür. Ama şunu kullanabilirsiniz. Karşıda böyle çok bozuk çarlar varsa. Değişebilir. Maçtan maça değişebilir ki ekranları değişebiliyorsunuz zaten. Savaş büyüsü ve aktif büyüme, bunu da geç. Şimdi genel olarak bunu gireceğiz. Ne diyor? Yalnız kahramanlara verilen hasar arttırır. Lane'de genel olarak birebir atıyorsun zaten. Oyun sonu çok bir işe yaramayabilir ama ölü de öne geçirsen oyunun sonunun bir anlamı yok zaten. İşte yakınlarda yalnızca tek bir rakip kahraman olduğunu, ona verilen hasar %4 artar. Lane'de parçalarsın. Saldırı hızı %4, vurdun çıktın. Yani karşıda Diggy var, Estes var, buna verirsin. Çünkü bunun bir önemi kalmayacak. Ekipmanlardan, amblemlerden, yeteneklerden ve becerilerden kazanılan fiziksel saldırıyı %5 arttırır. Digestes duo lane yapacaklarsa bunu, yapmayacaklarsa bunu. Şimdi ben zaten geçen güncellemeden önce de hareket hızı veriyordum. İşte 8 saniyede bir can veriyordu bana. Hareket hızı veriyordu. Benim mükemmel işime yarıyordu ki ben çarı zaten seri olduğu için böyle oynuyordum. Yine burada ben buna veriyorum. Yani bunlar da olabilir. Artık büyücüymüş, nişancıymış, suikastçıymış çok bir önemi yok. Maça göre verilir ama ben böyle oynuyorum. Yani 2-3 maç oynadım. Mükemmel iş yapıyor ki bir tane video eklemeye çalışacağım. Moskov için bu arkadaşlar. Şu gördüğünüz üçlü, sadece şu birazcık değişebilir. Ben zaten bunu değişmiyorum. Bu stabil. Şimdi amblemimizi gösterdik. Hemen sizlere şeyle gösterelim sıralamamızı. Elemanın aramda 101 MMR farkı var. 3. sıradaki yetişemez zaten. 2 gün kaldı. Umarım bir bitiririz. Şu ben oynayamıyorum. 2 gündür oyun oynayamıyorum ben. MSM oluyor eve geldiğim için. Bu beni geçemezse sıkıntı yok. Umarım global bir bitiririz arkadaşlar. 2 gündür like istemiyorum. Siz de hiç like atmıyorsunuz. Benim kalbimi kırdınız. Like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kanalımız yeni. Abone olarak da destek olabilirsiniz. Şimdi bir tane videoya geçelim. İyi seyirler. Oğlum bu nasıl iş lan? Profesyonel panoya giriyorum. Murano ile Jin çıkıyor. Başlar mı yapacağınız işe? Global 1'de başkası var. Ben neredeyim hocam? Global 2'de yokum, 3'te yokum, 4'te yokum. Global 1 olan benim. Beni önermiyor. Gitmiş Murano'yu. Murano ne alaka? Hadi Jin neyse bir zamanlar Moskova'da Global 1'de de bu ne alaka? Abi şaka gibisiniz ya. Global 1'de de... Ya kaybolun gidin oğlum. Dostlarım merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Global biriz abi. Klasik girdim, nedenini 2 videodur söylüyorum zaten. Baksana hala amblemleri bilmeyenler var. Herkes saçma sapan vermiş. Neyse. MS'imi bu ne lan, dolaşım öneriyor. 2 videodur söylüyorum zaten. Ne olacağına dair bir fikrim yok. Çocuk 20 maç falan atsa beni geçmiş oluyor. Ben oynayamıyorum çünkü sıralıda MS'den dolayı. O yüzden riske atmadım. Boşuna 15 maça indirmeyelim los verip de. Öyle düşündüm yani. O yüzden beni anlayışla karşılarsanız sevinirim. Bugün bir klasik atayım. Kendi evime geçtiğim zaman telafi edeceğim. Şimdi karşımızdaki Moskova'nın amblemine bakalım. Kritik girmiş. Hasar arttırma girmiş. Ve bizi slow girmiş. Kritik kasacak muhtemelen. Baksana MS 130'a çıkıyor. Güzel kayıt atamayacağım. Öyle çok istediğim tarzda bir video olmayacak ama. Baksana. Çar yerinde bile durmuyor. Ben geri çekiyorum. Hala vurmaya gidiyor. Neyse sıkıntı yok. Bu videoyu her türlü atacağım. Burada Moskova'yı parçalamak isterdim ama. Gerçi bu MS'de de parçalarız ya. Ama sinirimi bozdu ya oyun. Yani niye gidip başkalarını öneriyorsun ki? Murano bir hafta global bir oldu diye mi yani? Öyle iş mi olur lan? Adamlar yayıncı diye. Biz neyiz? Sinirimi bozdu bu durum benim. Bana gelen olur mu şu an? Dur bakayım. Azıcık yaklaş. Çek onu, duruyor. Kanka çekecek misin? Öyle bir şey mi varmış? Peki.
Franco tanklamazsan bir şey... Oh, bir de sen jungle'sını. Hayır, kes onu. Güzelsin. Asist tabii ki alamadık. Bunu da keseriz. Tamam, para alırım. Hayayı da görüyorum ama. Abi Franco hiçbir şey yapmıyor ki. Neyse. Evet, şu an küfür etse haklı. Bana bir şey diyemez. Benim canım da yok. Franco görecek abi. Ben gördüm de gelsem ne yapacağım? Şimdi biri buradan kafama atlar mı? Tabii ki de atlar. Baksana Franco'yu, dünyadan bir haber. Dağları taşları. Neyse. Klasik maç. Kimseye laf atmaya gerek yok. Base'imize gidelim. Buradan vurabiliyor mu lan? Peki. Moskova 4 oldun mu? Olmamış da benim farm çöpe gidebilir ya. Hemen yetişmem lazım. Şu an klasikte de izliyorlar mı lan? 5 kişi izliyor. Gerçi yazıyor değil mi yanında klasik diyor. O yüzden fazla gelen olmaz. Bebeğim farmı merlemezsen sevinirim. Şimdi ne alemdeyiz biz? Moskova ayakkabı almış. Yavrucuğum ölme, ne yapıyorsan yap. Benim lane'imi geri düşürmeyin de. Hadi Franco bir flash. Hop, combo böyle atılır. Peki. Ah be Moskova. O W'leri sabahtan beri boş atıyorsun. Sen boş atıyorsun diye ben de boş atıyordum. Ama böyle fırsatını gördüm, affetmem. İlk item bitti. Ben şu an zerre kaydatamıyorum bu arada. Umarımlık bir şey yok. MMS'imiz böyle olacak. Düzelmiyor yani. Bu yüzden sıralı girmek istemiyorum. Şimdi 900 yıldızda. Aslında ben ona W atabilirdim. Niye atmadın diye soracak olursanız, ben Franco'nun ulti atmadığını, yo attığını unuttum. Ultisi var sandım. O da ben double attığım için ya. Peki. Bunu kul altı keserim aslında ya. Ama o bizi saplarsa biz oluruz. Ha, ultim var. Şöyle double atalım da o bize double atmasın. Birbirimize saplar falan gerek yok. O ölmez hocam. İyi, güzel. Moskova şu an öndeyken bir tur pusarak kesebilirim. Şimdi buranın parasını da alacağım. Güzel de öndeyim zaten. Artık kesemeyiz. Alfa geliyor. Tamam, parayı aldık. Çıkalım. Şurada base atarsam o da beni gitti sanaraktan. Ulti atacaksa buraları atar diye düşünüyorum. Gelmedi. Görüş bekledi büyük ihtimal diyecektim. Ormandaymış. Peki. Yo. Hylos jungle değilmiş. Buff'ları nasıl Hylos aldı ikisini de? Peki. Alfa sıkıntılı o zaman. 3-0 başlamış. Peki abi. Şu an Moskova karşı üstünlüğümüzü kurduk abi. Gerçi birazcık tank farkı var. Yine de dayak yemezdim ama. Hocam midden görüş yok. Ben şöyle geriye doğru gideyim mi ya? Şöyle birbirinize vursam. Kaydetamıyorum ki. Şöyle Q yokken uzaklaştıracağım kendimden. Güzel. Kaydetamıyorum arkadaşlar MS'den dolayı. Olduğum yerden vurmak zorundayım. Atıyorum da ben bir atıyorsam saniyeden dolayı iki kere atacakken bir kere gidiyor. Adam akıllı kayıtlayamıyorum yani. Ona yapacak bir şeyim yok. Pingimiz var. Şimdi şey diyor olabilirsiniz. Biz hep 50 MS'le oynuyoruz diye de öyle olmuyor. Yani o MS değil de tam olarak o sıkıntılı ya. Sıkıntılı bir olay. Kanka burada bez atarsın diye düşündüm. Bir tık kaydı elim ama değmeyebilir. Yok. Şimdi ayakkabıyı da saldırı hızı mı yapsak? Ver ya. Bugün full hasar oynayalım. Bu bildiğimiz zaten saldırı hızı olduğu için full hasar iş yapar diye düşünüyorum. Evet. Moskova reisimizin de amblemi iyi bu arada. Kritik kasanlar için ama sen şimdi saldırı hızı kasıp da kritik bilmiyorum. Değişik. Benimki daha mantıklı. Ulti attı. Tamam. Çok duvara yaklaşmayalım. Saplamasın bizi. Kanka iyi güzelsin de ortalık karışık. Giremiyorum ki. Bir de alfa'ya hiç vuramadım ya ben. O ne birader? Kanka Moskova var arkada ya.
Sadece Moskova. Şurada da birini gördüm. 4 kişiler. Bu ne böyle? Şurada base atalım. Vallahi Vex'e yardım etmek isterdim ama global birinin hakkını veriyorsun. Eyvallah kardeşim. Birazcık sattık Vexenay'ı ama yapacak bir şey yok. Ya Moskov'u kesebilirdim orada. Bu kostümleri de bu yüzden girmek istemiyorum. Vurup vurmadan anlamıyorum anasını satayım. Bir de işaretledim ben onu, gitti başkasına döndü benim şey. Neyse yapacak bir şey yok. Olur öyle şeyler. Bizim alfa çıkmıyor lane'den. Birazcık fight'lara dahil olsa. Şurayı yok ederim herhalde. Edemem. Hadi minyon. Haydi haydi. Ne oluyor orada? Savaşırsanız gelirim oğlum. Dur onu halledeceğim kanka. Sen şöyle aradan gitsen. Abi Delay çok kötü bir şey ya. Vallahi bak. Oynanmıyor ki. Ne yaptığımı bilmiyorum. Sen hayırdır lan teneke? Bir tane vursam keserim bunu. Aynen kestim şu an. Öyle dediğine de duyar gibiyim. Şimdi Moskova buralarda. Bak ya ben oraya mı attım o skill'i ya? Bu fırla bastı. Kesti beni de. Ben oraya mı attım o Q'yu? Kurban olduğum. Bu yüzden sıralı oynamak istemiyorum arkadaşlar. Ben yön verene kadar skill'e atıyor anasını satayım. Ya da ben veremedim. Bilmiyorum. Bu oyuna da çok bok atmayalım da. Benim hatam da olabilir ya. Ama görüyorsunuz yani yerinde durmuyor ki. Alışamıyorsun da. En azından bir 50'de falan olsa ona göre oynarsın. Bir 50, bir 30, bir 130. Orada Xavier'i keserdim. Hayır olsa da kayıt atardım. Bir şeyler yapardım illaki. Boş beleş öldük biz orada. Neyse ya. Anlayacağınızı umuyorum. Yavru. Azıcık dayanırsan bir Q'ya hallederim seni. Onu nasıl yiyebiliyorum ya? Neredesin lan? Değişik abi. Valla. Şimdi seni aldığımıza göre bir bakıyorum karşıya. Dur şuradan biri çıkmasın. 3700. Hop. Aldık hemen seni. Sonra da bir doğru rüzgarı. Bu ne? Tam olarak Dairoot'un neyine öldüm ben? Doğru rüzgarını önce alalım bence. Tam bir kolsuz çar arkadaşlar. Sıfır yetenek. Adamın üzerine atlıyorsun W ile taş basıp ulti basıyorsun ölüyor. Yani bir tane item almış bir adamın yani 3K önde olmama rağmen bu kadar vurması bence çok mantıksız. Neyse güçlü çar diyelim geçelim, yapacak bir şey yok. Ne girdiğine bir bakayım. Şu uyarlanabilir penetrasyon ne olduğunu bilmiyorum ya, onu öğrenmem lazım. Bilenler yazsın arkadaşlar. Yani skill'lerden W ne ya? İkinciyi güzel vermiş. Üçüncünün de ekstra bir şey yok ki. Sadece 2'den dolayı bu kadar vuruyorsa. Bu arada size bir şey diyeyim mi? Bir Nat oynarım ben. Girmem kanka. Ya of. Ya görüşün yok, ken atma ya. Canlara bak. Nerede base atarsınız? Bence şurada atarsınız. Ben bu kadar... Nerede attınız oğlum? Ben bu kadar öne geçeceğim de öyle de. Lord gitti. Bu farmda kalacağım. Benim adam akıllı. MS'im olsaydı ben şu an 8-9K'ydım. 7.5'um gerçi de 9K vardım en az. Güvenemiyorum ki kendime. Hiç açılamıyorum o yüzden. Açıldığım yerde de ölüyorum. Dur bakayım. Moskova Reis'le farmımız aynı. 0-3 başlamıştı adam. Bu bildiğimiz aynı olmuş. Şaka gibi. Neyse yapacak bir şey yok. Kaybetsek de atarız bu videoyu. Can çekişiyorum çünkü. Vexana mana yenileme almış. Yanında da bir tane fani zaman çekmiş. Hasar bekliyor. Kanka onu tutsan keserdik. Arkadaşlar Lord var. Lord var arkadaşlar. Evet gidelim. Hylos'a falan çok vuramayabilirim. Gerçi Atlantis alacağım. Vururum her türlü ya. Yok ederim hatta.
19 kişi izliyor. Oğlum globalliyoruz be. Aya verdim slow'u. Ananı avradını ya. İşte haritaya bakmadan yollarsanız böyle oluyor. Şöyle bakıp da atsam vururdum onu. Önümdeki adamı kaçırdım. Haya öleceğim mi? Abi nasıl beceriyorsunuz? Vallahi nasıl beceriyorsunuz? Haya komik ya. Neyse olabilir. Klasik maç olabilir. Abicim Hayabusa oynuyorsun. Hayabusa ultiden ibaret değil. Bir Q'ya düz vuruş atsan ölecek zaten adam. İki tane item bitirmişsin. Adam beni 7 denizle tekledi daha demin. Dur bakayım neyse. Skorumuz iyi, öndeyiz bayağı abi. Olsa bir sürpriz yapabilirim ya. Gördü değil mi beni? Ya birader siz de Allah Allah. E bunlar fazla kötü. Bunlar direkt ölüyor. Hadi sıralı da alışmıştık da hocam klasikte de mi aynı şeyi yaşıyorum? Kaderimiz mi bu? Ne anasını satayım? Bu arada erken bitireceğim diye ben hatalı oynuyorum ya. Orada adam beni gördüğünü şey yapıyorum. Takım çok kötüsünüz demiş. Alfa 9-3. Böyle demesen iyiydi be kankam. Yani kötüler zaten de. Burada Maskov'u görüyorum mesela. Üzerine gitmemem lazım ama işte erken bitsin diye hataya sürüklüyorum kendimi. Ya split'e de oynamak istemiyorum şimdi klasik maçta. Biri öyle yapınca ben küfür ediyorum çünkü. Yani içimden ediyorum. Yani klasik maçta oynadıkları oyuna bak falan diyorum. Böyle direkt görüş verirsen adam bırakırlar orada kankam. Selamünaleyküm kardeşim. Niye onu ulti attı mesela Franco? Şu delaya bak kafayı yiyeceğim. Buna vuracağız mı? Abi şu Dairot'u bir başımdan alın. Ben kendimi bir güzel konumlandırayım da. Oğlum bu ne biçim çar ya? Allah Allah. Tam yeteneksiz çar ya. Hiçbir şey yapmıyorsun adam kesiyorsun. Şuraya bak yön bile veremiyorum. Oğlum ne? Gelseniz biterdi. Neyse siz alın ben kuleye feedleme yazmış. Tamam. Hayrolsun. Ya kule açması varken yaptığımız işe bak ya. Hah ittir bir de onu. Güzel vuruyorum ha. Yani Hylos'a vurduğumuz hasara göre iyi. Şu an hata yapacaklar gelmemiz lazım bak. Sürekli minyon kesme derdinde olacaklar ayrı ayrı. Ölecekler. Beksana sen de vurdun ama kankam çok da vurmadın. Tamam dua bastı şımarmayalım. Sen çıkamayacaksın ama oradan. Beni de öldürtmüş olabilirsin hatta. Güzel oynadık diyelim. Azıcık ay ananı o nasıl can çalma ya. Tamam her şeyim var. Keserim o çocuğu saldırsana. Tamam biter oyun. Aynen kanka ben de öyle diyordum. Dur şuna da bir hasar zınk yapalım şöyle. Aa double atmadı. Vallahi agalar MS'imiz var bu kadar geldi elimden ya. Ne kaydetabiliyorum ne bir şey yapabiliyorum. Yani bu MS'de bu kadar kaydetabiliyorum diyelim. Hatalarım çok oldu ama erken bitireyim diye. Çünkü oyun başında da konuşma da yaptım. Çok uzun bir video olsun istemiyorum. Çünkü internet yok. Nasıl yükleyeceğime dair bir fikrim de yok şu an. Neyse umarım yarın bu videoyu izliyor olabilirsiniz. Arkadaşlar bir like atarsanız sevinirim. İstediğiniz amblem farklı hero'lar için de yapabilirim. Sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.